Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocanız. Evet arkadaşlar bugün 9. sınıf coğrafya dersi nemlilik ve yağış konusunu göreceğiz. Bu konu sonrası diğer dersimizde ise iklim konusuna geçeceğiz. Değerli öğrencilerim, okulumuzda bu konuya başlamıştık ve bu konu yarım kalmıştı. Bu konuyu baştan ele alarak eski bilgilerimizi tazeleyeceğiz ve yeni bilgiler de vererek sizleri yazılıya ve derse en iyi şekilde hazırlayacağız. Telif yasası dolayısıyla bu videonun orijinalini veremiyoruz. Bundan dolayı biz yeniden ele alarak bu dersi size çok güzel bir şekilde görsellerle anlatacağız. Dersimizi dikkatle dinlerseniz, videomuzu dikkatle dinlerseniz çok başarılı olacağını inanıyorum. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız çok sevinirim değerli öğrenciler. Değerli öğrencilerim nemlilik ve yağış konusu derken hemen Aklımıza ne gelecek? Yeryüzünde canlı yaşamın gelişimini ve devamlılığını sağlayan en, en, en önemli öğelerden biri olan su aklımıza gelecek. Bu öğelerden en önemlisi nedir? Sudur. Su genellikle sıvı olarak bulunmakla birlikte sıcaklık değişimleri sonucunda katı ve gaz hallere de ne yapabilmektedir? Dönüşebilmektedir. Suyun katı halini oluşturan kar ve buzun doğrudan buharlaşmasına süblimasyon veya süblimleşme denir. Görselde de gördüğümüz gibi bu olay süblimasyon ve süblimleşme diye ifade edilmektedir. Bu yüzden atmosferde her zaman bir miktar nem bulunur. Ancak nem miktarı yere ve zamana göre sürekli değişir. Peki bu nasıl değişme uğrar? Bunlardan birisi su döngüsüdür değerli öğrencilerim. Havadaki su buharı buharlaşma ve terleme yoluyla kazanılır. Bu buharlaşma yeryüzündeki su alanlarının yani akarsu, göl, deniz, okyanus üzerinde, terleme ise biyosferde oluşur. Karalar üzerinde düşen yağışın bir kısmı canlılar tarafından kullanılırken bir kısmı yer altına sızar, bir kısmı da buharlaşarak atmosfere geri döner. Diğer bir bölümü de akarsular yardımıyla deniz ve okyanuslara ulaşır. Yani dünya üzerindeki sular atmosfer ile kara ve denizler arasında sürekli dolaşır. Bu olaya biz su döngüsü diyoruz. İkinci olarak nemlilik karşımıza geliyor. Nemlilik atmosfer içinde e, su buharına verilen ad arkadaşlar. Evet, atmosfer içindeki su buharına nem adı verilir ve gram olarak ifade edilir. Nem, higrometre denilen aletle ölçülür. Nem sıcaklığı dengeleyici bir özelliğe sahip olduğundan aşırı ısınma ve soğumaya engel olur. Örneğin yıl boyunca güneş ışınlarını dik ve dike yakın açılarıyla alan Ekvator çevresinin dünyanın en sıcak bölgesi olması gerekirken nem oranının fazlalığı bu durumun ortaya çıkmasına engel olmuştur. Buna karşın nem oranının çok düşük olduğu dönenceler çevresindeki tropikal çöller dünyanın en sıcak bölgelerini oluşturur. Değerli öğrenciler. Değerli öğrencilerim biraz önce söylediğim İki husus burada çok önemli. Yazılıda mesela şöyle bir soru sorabilir hocanız. Mesela nem neye denir? Hemen ne diyoruz? Atmosfer içindeki su buharına nem adı verilir. Peki nem neyle, hangi aletle ölçülür diye bir soru sorarsa hocamız ne diyeceğiz? Nem higrometre denilen aletle ne yapılır? Ölçülür diyeceğiz. Peki nem kaç şekilde ifade edilir? Değerli öğrencilerim, nem üç şekilde ifade edilir. Bir mutlak nem. 1 metreküp hava içinde bulunan su buharının gram cinsinden ağırlığına mutlak nem denir. Mutlak nem gram bölü metreküp olarak ifade edilir. Atmosfer içerisindeki diğer gazlar gibi su buharının da toplam atmosferin basıncı ile belli bir oranda katkısı bulunur. Birim hacimdeki hava kütlesinde bulunan nemin oluşturduğu basınca da su buharı basıncı denir. Herhangi bir yerde mutlak nemin az veya çok olması hava kütlesinin bulunduğu ortamın sıcaklık değerlerine ve nem kaynaklarına uzak veya yakın olmasına bağlıdır. O zaman arkadaşlar dünya üzerinde sıcaklık ve buharlaşmanın fazla olduğu ekvatoral bölgelerde mutlak nem miktarı fazla, dağların yükseklikleriyle çöl ve kutup bölgelerinde ise azdır. Bunu ne yapmayacağız? unutmayacağız. İki maksimum nem. Değerli öğrencilerim, birim hacimdeki havanın belirli bir sıcaklıkta bulundurabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem veya doyma miktarı denir. Hava içerebileceği maksimum nemi almışsa buna doymuş hava denir. Maksimum nem sıcaklığa bağlı olarak değişir. Sıcaklık arttıkça havanın içerebileceği nem miktarı da artar. Sıcaklık azaldıkça havanın yoğunluğu artar ve böylece alabileceği nem miktarı da azalır. Bunu görselde de görüyorsunuz. Dikkat ederseniz görselimizde sıcaklık değerlerine göre 1 metreküp havanın bulundurabileceği maksimum nem miktarları verilmiş. Burada derecelere göre sizler hemen maksimum nem miktarını karşısında ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz değerli öğrenciler. Ve üçüncü nem tipine geliyoruz. Bağıl yani nispi nem. Değerli öğrencilerim, belli bir hacimde ve sıcaklıkta su buharı ile doygun hale gelen hava içindeki nemin oluşturduğu kısmi basınca doymuş su buharı basıncı denir. Birim hacim ve sıcaklıktaki hava kütlesinde bulunan su buharı basıncının aynı sıcaklıktaki doymuş su buharı basıncına oranına ise bağıl nem denir. Yüzde olarak ifade edilen bağıl nem şu formülle hesaplanır. Bağıl nem eşittir su buharı basıncı bölü doymuş su buharı basıncı çarpı yüz şeklinde hesaplanır Ve e, bu sonuca göre de e, havadaki bağıl nem ne yapılır e, bulunur kıymetli öğrencilerim. Bağıl nem hava sıcaklığı ile ters orantılıdır. Sıcaklık düştükçe maksimum nem de düşeceğinden bağıl nem yükselir. Sıcaklık değerleri yükseldikçe maksimum nem artacağından bağıl nem düşer. Bağıl nem oranı ile buharlaşma arasında da, ters orantı vardır değerli öğrenciler. Değerli öğrencilerim, mutlak nem buharlaşmanın artması gerekir. Mutlak nemin artması için ve en fazla olduğu yerler ekvator çevresi, alçak yerler, deniz kıyılarıdır. En az olduğu yerler ise kutuplar çevresi, kara içleri, yüksek yerlerdir. Bir diğer nem türü olan maksimum nem yani doyma miktarı nemin artması için sıcaklığında artması gerekir. En fazla olduğu yerler Ekvator çevresi, dönenceler çevresindeki çöller, alçak yerler, yaz mevsiminde kara işleri. Maksimum nemin en az olduğu yerler ise kutuplar çevresi, yüksek yerler, kış mevsiminde kara işleridir. Bağıl nispi nemin ise yani oransal nemin ise artması için mutlak nemin artması veya maksimum nemin azalması yani sıcaklığın azalması gerekir. En fazla olduğu yerler bağlı nemin ekvator çevresi, deniz yüzeyleri, kutuplar çevresidir. En az olduğu yerler ise çöller ve kara işleridir değerli öğrencilerim. Değerli öğrencilerim şimdi yoğuşma kavramına gelelim. Yoğuşma nedir? Havadaki su buharının sıvı veya katı hale dönüşmesine yoğuşma denir. Yoğuşmanın meydana gelmesi havanın nem bakımından doyma noktasına ulaşmasına bağlıdır. Yani havanın nem bakımından doyma noktasına ulaşması sonucunda yoğuşma ne yapıyor? Oluşuyor. Havadaki bağıl nemin %100'e ulaştığı noktaya doyma noktası denir. Doyma noktası aşıldığı takdirde hava su buharının fazlasını taşıyamaz. Fazla su buharı katı veya sıvı hale dönüşür. Bir hava kütlesi yükselir, soğuk bir bölgeden geçer veya soğuk bir hava kütlesiyle karşılaşırsa sıcaklığı düşer ve nem taşıma kapasitesi azalacağından yoğuşma meydana gelir. Aynı hava kütlesi alçalır, sıcak bir bölgeden geçer veya sıcak bir hava kütlesiyle karşılaşırsa sıcaklığı artar. Buna bağlı olarak da nem taşıma kapasitesi artacağından yoğuşma sona erer değerli öğrenciler. Peki yoğuşmanın sonucunda bu yoğuşma ürünleri nelerdir? Yoğuşma ürünlerinden hangilerini bilmemiz gerekir? Hangilerini öğrenmemiz gerekir? Hangilerini bileceğiz ve karşılaşacağız bu türlerle? Şimdi buna biraz değinelim arkadaşlar. Yoğuşma ürünlerinden birincisi bulutlardır. Bulut havada asılı kalan su taneciklerinin veya kristallerinin oluşturduğu kümelere verilen isimdir. Başlıca bulut tipleri, stratüsler, kümülüsler ve sirüslerdir değerli öğrenciler. Bunları da şu şekilde adlandırabiliriz. Yüksek bulutlar, tüy, saçak ya da ince iplikler biçimindeki bulutlardır. Bu tür bulutlar 6000 metreden daha yükseklerde yer alır. İkinci olarak orta yüksekte bulutları ele alabiliriz. 2000 ila 6000 metre yükseklikler arasında bulunan kümeler biçimindeki bulutlardır. Alt kısımları düz ve siyah olur. Alt kısımlarının düz olmasının nedeni yoğuşmanın aynı seviyeden başlamasıdır. Siyah olmalarının nedeni ise iri su kristallerinin oluşmalarıdır. Sağnak şeklinde şiddetli yağışlara neden olan ve bu seviyede görülen bulutlara kümülüsler örnek olarak verilebilir. Ve bir de alçak bulutlar var. Alçak bulutlarda yerden 2000 metre yüksekliklere kadar olan mesafelerde bulunur. Yerin üstünde asılı gri bir tabaka gibi duran koyu renkli bulutlardır. Genellikle yağış oluşumuna sebep olan ve bu seviyelerde görülen bulutlara stratüs ve kümülüsler örnek olarak verilebilir değerli öğrenciler. Değerli öğrencilerim ikinci ürün olarak sisleri görüyoruz. Sis nedir? Buna bakalım. Sıcak ve nemli bir havanın soğuk bir zemine temas etmesiyle ya da soğuk ve sıcak hava kütlelerin birbiriyle karşılaşması sonucunda sis oluşur. Görüş mesafesini azaltarak ulaşım sistemlerini olumsuz etkiler. Sisler büyük kentlerde uzun süre dağılmadığında hava kirliliğine sebep olur. Hele yakıtlarla, yakıtlardan çıkan dumanlarla birleştiği zaman bu kirlilik zarar verici ve sağlık sorunlarına sebebiyet veren sonuçlara insanları düçar edebilir. Bu sisleri de şu şekilde ayırabiliriz. A- Kara sisleri yani radyasyon sisleri. Hava kütlesi kendisinden daha soğuk bir yüzeye temas ettiğinde sıcaklık düşer ve maksimum nem miktarı azalır. Böylece hava kütlesinin yoğuşmasıyla kara sisleri oluşur. Kıyı ve deniz sisleri ise adveksiyon sisler olarak adlandırılır. Bunlar da rüzgar ılık denizlerden soğuk karaya doğru eserse karadan sis oluşur. Rüzgar sıcak denizlerden soğuk denizlere doğru esince soğuk denizler üzerinde sis oluşur. Rüzgar sıcak karalardan soğuk denizlere doğru esince deniz üzerinde sis oluşur alçalma hareketi yapan hava kütlesinin serin olan deniz yüzeyi ile temas eden alt kısımlarında sıcaklıklar düşer ve sis meydana gelir. Bir de yer şekil sisleri var değerli öğrencilerim. Yer şekil sisleri bu sislerin oluşumunda yatay yönde hareket eden hava kütlesinin yer şekilleri etkisiyle eğim boyunca yavaş yavaş yükselip soğuması rol oynar. Özellikle dağların eteklerinde ve önlerinde eğimi az yerlerde oluşur. Bir de cephe sisleri vardır. Cephe sisleri ise özellikle orta enlemlerde karşılaşılan zıt karakterli hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında oluşan sislerdir. Sıcak olan hava kütlesi soğuk olan hava kütlesi ile karşılaşınca soğumaya başlar. Bu soğuma sonucu sis ve bulut oluşumu gerçekleşir. Bir diğer ürün ise yoğuşma sonucu oluşan çiğdir arkadaşlar. Çiğ su buharının kendisinden daha soğuk. 0 santigrat derecenin üzerinde ama zeminlerde su tanecikleri şeklinde yoğuşmasıyla oluşur. Özellikle bahar aylarında görülür. Bir diğer ürün kırağıdır arkadaşlar. Dördüncü olarak kırağıdır. Kırağı ise havadaki su buharının 0 santigrat derece altındaki sıcaklıklarda sıvı hale geçmeden buz kristallerine dönüşüp yeryüzündeki daha soğuk yüzeylerde birikmesiyle oluşur. Kış aylarında yaygın olarak görülür. Bir diğeri ise kırçtır değerli öğrencilerim. Havadaki aşırı soğumuş su damlacıklarının nesneler üzerinde temasla donmasıyla bu yüzeyleri kapsayan buz katmanına da kırç adı verilir değerli öğrenciler. Peki Değerli öğrencilerim, yağış çeşitleri nelerdir? Dördüncü maddemiz bu. Yoğuşmayı gördük ve bunun ürünlerini gördük. Şimdi yağış olayına kısaca bir değinelim. Atmosferde bulunan su buharı çeşitli sebeplerle sıcaklığının düşmesi sonucu yoğuşarak katı veya sıvı hale dönüşür. Yoğuşan su buharının sıvı veya katı halde yeryüzüne düşmesine ise yağış adını veriyoruz. Yağış Pluviyometre adı verilen aletle ölçülür. Evet, unutmuyoruz arkadaşlar. Pluviyometre. Pluviyometre. Bu neyi ölçüyormuş? Yağışı ölçüyor. Bir bölgedeki yağışlarda yıllık toplamlar esas alınır. Toplam yağışın mevsimlere dağılışına yağış rejimi denir. Dünyanın bazı bölgelerinde özellikle Ekvatoral bölge gibi yılın her ayında yağış görüldüğünden bu alanlarda yağış rejimleri düzenli olarak görülmektedir. Bazı bölgelerde ise mesela Akdeniz iklimi bölgesi, Güneydoğu Asya gibi yılın belirli aylarında yağış görüldüğünden böyle yerlerin yağış rejimi de nedir? Düzensizdir sevgili öğrencilerim. Mesela Cape Town, e, Avustralya veya Cape Leuvin gibi veya e, düzenli yağışın görüldüğü So Gabriel mesela Brezilya gibi bu örnekler buna verilebilecek örneklerdendir. Ve yağmur, kar dolu başlıca yağış çeşitlerindendir değerli öğrencilerim. Peki yağmur nedir? Yağmur havadaki su buharının yoğuşmasıyla oluşan su damlacıklarının sıvı durumda yeryüzüne düşmesiyle oluşan yağışa yağmur denir. Yağmur en fazla meydana gelen yoğuşma ürünüdür. Kar, havadaki su buharının 0 santigrat derecenin altında yavaş yavaş yoğuşmasıyla oluşan buz kristalleri şeklindeki yağışa verilen addır. Dolu ise içinde çok güçlü dikey hava hareketlerinin olduğu fırtına bulutlarında yani kumulonimbus bulutlarında donmuş damlacıkların bulut içinde yükselip alçalırken büyümesiyle çapı 5 milimetreden büyük yuvarlak veya renksiz biçimli buz parçaları oluşur. Bu buz parçalarının yere düşmesiyle oluşan yağış türüne de dolu adı verilir. Dolu yağışı yer ve yüksek seviye sıcaklıkları farkının daha fazla olduğu ilkbahar ve yaz mevsimlerinde ne yapar? Sık sık görülür değerli öğrencilerim ve değerli öğrencilerim hava kütlesi ve hareketleri nasıl olur buna da kısaca değinelim. Atmosferin sıcaklık veya nem bakımından aynı özelliğe sahip geniş parçalarına hava kütlesi denildiğini daha önce öğrenmiştiniz. Atmosferde oluşturduğu yere göre isimlendirilen çeşitli hava kütleleri var. Kara üzerinde oluşan hava kütlelerine karasal hava kütlesi, deniz yüzeylerinde oluşan ise denizel hava kütlesi adı verilir. Hava kütlelerinin başlıcaları tropikal ve kutupsal hava kütlelerdir. Değerli öğrencilerim, sıcak ve soğuk karakterli iki farklı hava kütlesi arasındaki geçiş bölgelerine de cephe adı verilir. Cepheler boyunca da çeşitli atmosfer olayları tabii ki meydana gelir. Yükselme, soğumaya başlama, soğuma da bulutların oluşmasına, sislere ve yağışlara da neden olur. Hava kütleleri de genellikle iki şekilde hareket eder. Bir dikey hava hareketleri bunlar da kendi içinde ikiye ayrılır a yükselici hava hareketleri ve alçalıcı hava hareketleri şeklinde yükselici hava hareketleri görüldüğü yerlerde sıcaklık değerleri düşer. Havanın taşıyabileceği nem miktarı azaldığından önce bulutlar meydana gelir. Bir süre sonra da konveksiyonel yani yükselim yağışları oluşur. Alçalıcı hava hareketlerinde ise görüldüğü yerlerde hava kitlelerinin sıcaklığı artar ve etkili oldukları yerlerde sıcaklık değerlerini yükseltir. Böyle yerlerde hava kütlesinin taşıyabileceği nem kapasitesi de tabii ki artar ve gökyüzündeki bulutlar kısa sürede dağılıp ortadan kalkar. Evet buna da alçalıcı hava hareketleri diyoruz. İki, yatay hava hareketleri. Yatay hava hareketleri deyince ne anlamamız gerekir değerli öğrencilerim? Yeryüzüne yakın alanlarda, yeryüzüne paralel hava hareketlerine yatay hava hareketleri denir. Yatay hava hareketleri sonucunda da cephe yani frontal ve yamaç orografik yağışlar meydana gelir değerli öğrencilerim. Peki oluşumlarına göre, oluşum şekillerine e, göre e, yağışlar nasıldır? Bir yükselim yağışları yani konveksiyonel yağışlar. Güneşli ve rüzgarsız günlerde ısınan hava dikey doğrultuda yükselerek soğur. Belirli bir yükseklikten sonra nemin yoğuşmasıyla yağış meydana gelir. Yükselim yağışları dünyada en çok ekvatoral bölgede karşımıza çıkar arkadaşlar. Bir diğeri yamaç yağışları. Yani orografik yağışlar nemli hava kütlelerinin dağ yamacı boyunca yükselip soğumasına bağlı olarak gerçekleşen yağışlardır. Özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı bölgelerde dağların denize dönük yamaçlarında bu yağışlar görülür. Dünyada en çok Güneydoğu Asya'da orta kuşaktaki karaların batı kıyılarında ve Kuzey Amerika'nın kayalık dağlarında görülür. Ve 3 cephe yağışları yani frontal yağışlar bu da sıcaklık ve nem bakımından farklı özellikteki hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında oluşan yağışlardır değerli öğrencilerim. Dünyada en fazla orta kuşakta ve 60 derece enlemleri civarında bu yağışları biz ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Ve arkadaşlar yağışların yeryüzüne dağılışına bakarsak kara ve denizlerin dağılışı, yükselti, yer şekilleri, genel hava dolaşımı gibi faktörler bunlar yeryüzünün her tarafında aynı oranda yağışın olmasına imkan tanımaz. Bundan dolayı yeryüzünün e, çevresi denizlerin dağılışına, yükseltilere, yer şekillerine, genel hava dolaşımı gibi faktörlere göre e, farklı şekillerde yağışı ne yapar, alır. Dünya yıllık ortalama yağış dağılışı haritası incelendiğinde ekvatoral bölge, muson bölgeleri ve orta kuşak karalarının, batı kıyılarının dünya üzerindeki en yağışlı bölgeler olduğu görülür. Orta kuşaktaki kıtaların deniz kıyılarına yakın kesimlerinin orta derecede yağış aldığı, orta kuşak karalarının dağlarla çevrili iç kısımları, dönenceler çevresinin çevresine göre alçakta kalmış yerlerin ve kutupların çevrelerinin ise en az yağış alan yerler olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Değerli öğrencilerin e, nem ve yağış konusu e, ile ilgili dersimizin burada sonuna geldik. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu lakladığınız için çok teşekkür ederim. Kanalımızdaki diğer EBA TV ders anlatımlarımız, evde okul derslerimizi izlemenizi unutmayın. Ayrıca yazılı sorularımız da kanalımızda mevcut. İkinci dönem birinci yazıları, ikinci dönem ikinci yazıları onları da oynatma listelerinden ve videolarımıza tıklayarak, videolar, videolar bölümüne tıklayarak YouTube kanalı üzerinden seyredebilirsiniz kıymetli öğrencilerim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.